Hazırsak başlayabilirim. Çok nadir iki gün üst üste basın toplantısını meclisi hiç terk etmeden yapmak. Şu anda meclis yaklaşık 23 saattir aralıksız olarak çalışıyor. O yüzden de dün basın toplantısını yaptığımız kıyafetimizde, kravatımızda karşınızdayız. Bir yasama yılı boyunca hepiniz biliyorsunuz ki sayın basın mensupları, değerli parlamento muhabirleri, Adalet ve Kalkınma Partisi meclisi her fırsatta iki gün çalıştırmaya, salı çarşamba çalışalım gidelim, perşembe çalışmayalım diye uğraştılar, durdular. Ve her fırsatta meclisi az çalıştırmaya çalıştılar. Ve 1 Temmuz'da meclisin kapanması gerekiyordu. Birçok ellerinde yapılması gereken iş kaldı. Örneğin tütün üreticilerinin taleplerini biliyorsunuz. O dün gece yarısı sabaha karşı 4'te 1 Ocağı kadar ertelendi. Çek yasası ile ilgili beklenti vardı. Çek mağdurlarının 1 yıl erteleme beklentisi vardı. Eczacıların, kamuda çalışan eczacıların beklentileri vardı ve bunların hepsi bir torba yasa içine girdi. İçine de muhalefet partilerinin tamamının itiraz ettiği, adeta o hali 3 yıl daha uzatan düzenlemeler koydular, 3 tane. Ve böyle bir torba yasa, öncesinde turizm kanunu, onu yarım bırakıp torba yasaya dönmeleri ve 23 saattir milletvekillerinin uyumadan yaptıkları müzakereler. Tabii muhalefetin direnci sonuç verdi belli noktalarda. Örneğin o halle ilgili 3 maddede 3'er yıl uzatma sağlıyordu. Bunun sadece TMSF ile ilgili olanı 3 yıl olarak kaldı. Ancak gözaltı sürelerinin 4+4+4 12 güne uzatılması ile ilgili düzenlemeler ya da memuriyetten yargı kararı olmaksızın bir yürütmenin kararıyla doğrudan çıkarılması ile ilgili düzenlemeler 1 yıla indirildi. Tabii bu 1 yıla indirmede 3 yıllık sürenin 1 yılını seçim zamanında bile yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde bulunduğu Türkiye'nin yeni yönetiminin kullanacak olduğu gerçeğine biraz geç uyandılar. 3'er yıllık uzatmalar yapıyorlardı. Daha sonra da olası bir erken seçimden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bu yetkileri ya kullanırsa döner bizim hakkımızda, kötüye kullanırsa diye biz her ne kadar bu yetkileri istemediğimizi söylesek de 1 yıllık uzatmayla yetindiler. Bizim bu konudaki bütün itirazlarımız bu OHAL düzenlemelerinin asla yapılmaması yönündeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve küçük ortağı MHP'nin elinde beceriksizce, savrularak, sürekli yanlışlar yaparak, aynı kanunları bir daha değiştirerek kötü yönetiliyor. Son 3 yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 108'i uluslararası anlaşma olmak üzere 188 kanun teklifi geçti. Muhalefet partilerinin verdiği 3380 yasa teklifinden ise yasalaşan olmadı. Yani İktidar partisi kendi getirdiği kanun tekliflerini yasalaştırdı ama 3380 tane, ki bunların 2530'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileridir, bir tanesi bile yasalaşmadı. Yani uzlaşı kültüründen nasibini almamış. Hani diyorlar ya, iktidar ne yaparsa yapsın eleştiriyorlar. Muhalefet ne önerirse önersin reddediyorlar. Şu 3380 yasa teklifinin içinde her birisi bu ülkedeki vatandaşları memnun edecek çok sayıda düzenleme var. Ama bu beklentilerin tamamı boşa çıktı. 15 Temmuz itibarıyla 80 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2455 madde çıkarıldı. Yine aynı tarih itibariyle meclisten çıkan yasaların toplam madde sayısı da 2369. Yani artık Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi dedikleri bu tek adam rejiminin meclisin yasama yetkisinin yarısını elinden aldığı açıkça ortaya çıkıyor.
İşte bu yüzden itiraz ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri sürekli kendini düzelten kararnameler. Çünkü sürekli hata yapıyorlar. Çünkü muhalefetin katkısı alınmadan, iktidar olsun muhalefet olsun komisyonlarda katkı alınmadan sarayda birilerinin hazırladığı kararnameler çıkıyor. Öbür gün bir daha değişiyor. Öbür gün bir daha değişiyor. Ve meclisin çıkardığı yasa maddesi kadar kararname maddesi çıkarmışlar. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada ve bir keşmekeşe dönmüş. Sürekli kendi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini düzelten kararnameler dizisini de hep birlikte takip ediyoruz. Birkaç saat içinde Cumhur İttifakı'nın meclisi kapatmasını bekliyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. MHP'ye sadece emeklilikte yaşa takılanlara verdiği sözü hatırlatmak yetecektir. Çünkü seçim beyannamelerine koydukları Sayın Arzu Erdem'in imzasıyla, ilk imzasıyla ilk dönemde hemen kanun teklifi olarak verdikleri ama gel çıkaralım dediğimizde yanaşmadıkları bir mesele. Bugün Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar sorunu varsa o sorunun artık güncel adı emeklilikte MHP'ye takılanlardır. Çünkü MHP verdiği sözü tutsa AK Parti'ye ihtiyaç yok. Diğer muhalefet partileriyle birlikte rahatlıkla EYT sorununu çözebiliyoruz. EYT'lilerden seçim meydanlarında en yüksek vaatlerle oy isteyen MHP EYT'lileri meclise gelince unuttu. Cumhur İttifakı'na yanaştı. Onlar çıkarmayız deyince de bu verdikleri sözü bırakıp EYT'lileri yüzüstü bıraktılar. Bugün insanlar emekli olamıyorsa elbette Adalet ve Kalkınma Partisi yüzünden ama MHP'nin sözünü tutmaması yüzündendir. AKP'ye neleri hatırlatmak lazım? Meclisi kapatıp gidiyorsunuz da nereye gidiyorsunuz? Sonuncusu Eskişehir mitinginde olmak üzere 24 Haziran öncesi her mitingde ama ondan da aylar yıllar önce defalarca polise 3600 ek gösterge sözü duruyorken kapatıp gidiyorlar. Sadece polise mi? Öğretmene, hemşireye, din görevlisine verdikleri sözler ortada duruyorken hiç bu kanunları görüşmeden ve biz teklif ettiğimizde de reddederek meclisi kapatıp gidiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine bir bakacak olursanız örneğin cem evlerine hukuki statü sağlayacaklardı. Bunu yapmadan gidiyorlar. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracaklardı. Yapmadan tatile gidiyorlar. Üniversite yönetimlerinin özellik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayacaklardı. Boğaziçi'nde tam tersini yaptılar ve bu konuda hiçbir düzenleme yapmadan gidiyorlar. Tarihin en yüksek genç işsizlik oranındayız. Sözleri genç işsizlik oranını düşürecek nitelikli istihdam imkanları için yasalar çıkaracaklardı. Yapmadan gidiyorlar. Yoksullukla mücadele edip gelir dağılımı eşitsizliğine müdahale edecek yasama faaliyetlerine söz vermişlerdi. Yoksulluk tavan yaptı, gelir dağılımı adaletsizliği derinleşti. Hiç bu konuları düşünmüyorlar. Enflasyonu tek haneye indireceklerdi. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumuna TÜİK'in rakamlarına göre bile bu rakamların fersah fersah ötesindeler ama hiç bu sözleri verenler kendileri değilmiş gibi meclisi kapatıp gidiyorlar. Bu meclisin son gününde 23-24 saatlik, bu arada meraklısına söyleyelim, meclisin rekoru 22. dönemde 30 saati bulan bir çalışmadır. Bu ondan sonra meclis tarihindeki en uzun çalışmalardan bir tanesi oldu. Ama burada yapılanın vatandaşın hayrına yapılacak işleri yapmayıp son güne bırakmanın ve bunun içine konduğu torbaya bir zehri koyup etrafını şekerle bulamanın muhalefetin de buna itiraz etmesinden kaynaklandığını da görmek gerekiyor. Dün
Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da kibir, büyüklenme ve böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimize inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak yakışmaz demiş. Bu sözleri kim söyletiyor? Bu sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde, bugün seçim olsa hangi oyu alır diye sorulan anketlerde hızlı bir düşüşü var. Bunu bilmeyen yok. Ve bu tip düşüşlerde odak grup çalışmaları yapılıyor. Yani dönüp sen geçen seçimde AK Parti'ye oy vermişsin, bu seçimde vermiyorsun. Sebebi nedir deyince aldıkları cevaplar bunlar. Millete rağmen hareket ediyorlar. Artık yukarıdan bakıyorlar. Kibirliler yanlarına yanaşılmıyor. Biz de okuyoruz odak grup çalışmalarını. Recep Tayyip Erdoğan da okuyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın AK Parti'yi kibirle suçladığını, yanlarına yanaşılmıyor, bize tepeden bakıyorlar sözlerini görüyor. Bunu teşkilatlarına söylüyor. Ama bunu söylerken Erzurum'da şu saraydaki etrafındaki kibirliler ordusunu görmüyor mu? Ya da kendi ailesinin, kendi damadının kibrini görmüyor mu? Ve bu ailenin artık devleti bir parti devleti olmaktan da çıkarıp, ki en büyük eleştirimiz bu yöndeydi, bir aile devletine dönüştürdüğünü görmüyor mu? Bu parlamentoda katı grup disipliniyle hareket ettirdiği milletvekillerinin en büyük şikayetlerinin bakanlara ulaşamıyoruz, kibirden yanlarına yanaşılmıyor. Aile her birisi bir yeri tutmuş, yanlarına yanaşılamıyor. Biz vatandaşa verecek cevap bulamıyoruz dediğini bilmiyor muyuz? Aha da şu odacık, nerede o, bu? Bakanlarla görüşme odası değil mi? İkna odalarına itiraz ederek gelen AK Parti, bakanları ikna edip 7 metrekarelik odada milletvekilleriyle haftada bir gün bir araya getirecek ki onlar da dertlerini anlatacak. Yeni rejimin geldiği mesele budur ve bu tevazudan bahsetmek için gerçekten herhalde çok geç artık. Bir de iğneyi kendisine batırsın Recep Tayyip Erdoğan. Herkesin gözü önünde öğretmenleri azarlayan, çiftçiyi azarlayan, Berk'in, Elvan'ın değerli annesini miting meydanlarında yuvalatan, Berk'in Elvan kardeşimizin hayatını kaybettikten sonra annesini miting meydanlarında yuvalatan, ana muhalefet partisinin genel başkanını miting meydanlarında yuvalatan birisi şimdi tevazudan, alçak gönüllülükten bahsetmeyecek herhalde. Biraz da iğneyi kendisine batıracak. Onun ne yaptığını görenler vatandaşa da bu şekilde davranıyorlar. Gün geçmiyor ki yeni bir çift maaş skandalı daha açığa çıkmasın. İktidar partisinin en imtiyazlı zümresi herhalde bakan yardımcılıkları. Maşallah kabinede bulunan bakanların yardımcılarından tek maaşlı olan neredeyse yok. Eskiden çift maaşları, üç maaşları takip ediyorduk. Şimdi tek maaşlı olan var mı araştırıyoruz, bulamıyoruz. Bugün de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'yu gördük. Bakan yardımcılığı maaşına ek olarak ayda 12.500 lira ek maaş ve yılda 4 maaşta ikramiye alacaklar. Gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl taşıyabiliyor? İnsanlar bu asgari ücretle, eskiden Çin'in 200 dolara işçi çalıştırdığını duyup ya nasıl memleket derdik? Neredeyse o rakamlara geldiğimiz bir asgari ücret ortadayken bakan yardımcılığı gibi yüksek maaş alanlara bir ikinci maaşı, hem de bu kadar itiraz varken tekrar tekrar her birine, en sonda işte İçişleri'yle Gençlik Spor Bakan Yardımcılarına bağlamanın nasıl bir izahı vardır?
İletişim başkanının evine 4 maaş giriyor, mahkeme önünde dökümleri var. Yakınlarında kim varsa kendisine 2 maaş, eşine 2 maaş, akıl alır gibi değil. 3 maaşlar, 5 maaşlar hepiniz biliyorsunuz. Ama bu utanç verici durumu nasıl taşıyacaklar? Hani tatile sokuyorlar, tatile gibi girince meclis, gidecekler seçmenlerinin önüne çıkacaklar. Nasıl yüzlerine bakacaklar gerçekten merak ediyoruz. TRT ile ilgili tartışma sürüyor. Baktığımızda işte yeni, daha yeni bakan olmuş birinin çocuğunun oraya atandığını, iletişim başkanlığındaki iletişim başkan yardımcısının yönetim kurulu başkanlığına atandığını, bir başka iletişim başkanlığı çalışanının yazdığı 860 sayfalık Tayyip Erdoğan'a metiyeler düzen araştırma, daha doğrusu doktora tezinden sonra atandığını görmüştük. TRT hepimizin TRT'si, hepimizin vergileri, herkesin satın aldığı ürünlerin bandrolü, kamu yayıncılığı yapması gerekiyor, eşit davranması gerekiyor. Yayın esaslarını düzenleyen 5. maddeye baktığınızda Cumhuriyet'e, kamu düzenine, kamu yararına, yayınlara vurgu yapılırken ayrıca devletin bir kişi veya bir zümre tarafından yönetilmesini sağlamak amacı güden ideolojilerin propagandasına da yer veremez diyor. Nasıl görmedilerse kaldırmadılar. Bu mevzuat maddesi okundukça suçüstü yakalandılar. Ama herhalde Erdoğan ailesinin devleti haline getirmek isteyenlerin, devletin tüm kurumlarını pelikan yapılanmasına açmak isteyenler, TRT yönetimini de pelikanlar tarafından ele geçirilmesine alet oldular, alet ettiler. Çok üzüntülüyüz, çok sıkıntılıyız bu TRT konusunda. Önümüzdeki dönemde de bu konuyu irdelemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa... Şimdi Hilal Kaplan Türkiye'deki trollerin içindeki en baş trollerden bir tanesi. Biz ona Troliçe diyoruz. Troliçe geçmişte, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile iyi durumda AK Parti. Bir şey söylemiyor ama geçmişte ağzına geleni söylüyordu. Çözüm sürecinde çözüm sürecini övüyordu. Abdullah Öcalan'ı övüyordu. Çözüm süreci bitince ona göre bir pozisyon alıyordu. Ama şimdi gelinen noktada tekrar örneğin İstanbul seçimlerinden önce Osman Öcalan'ın, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın bir komutuyla 33 savunmasız, eli silahsız birliklerine katılmak için sivil kıyafetle birliklerine giden 33 askerimizin katili Osman Öcalan'ın, binlerce on binlerce masumun ve askerimizin katili Osman Öcalan'ın MİT eliyle TRT'nin Kerkük'e götürülüp, ajansın Kerkük'e götürülüp TRT ekranlarına çıkarılmasını savunan paylaşımlar da yapmıştı. Şimdi tutup tekrar TRT'nin başına, TRT'nin yönetimine böyle birisinin getirilmesinin TRT'de daha nasıl sürprizlere, nasıl utançlara gebe olduğumuzu da hep birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani hani bazen sözün bittiği yer diyorlar, sözün bittiği yerdeyiz. Yani tepki göster, tepki göster, tepki göster. Yani Hilal Kaplan gibi birisi, TRT gibi bir kuruma yönetim kurulu üyesi oluyorsa, hani buna tepki göstereceksin ne olacak? Hani daha fenasını söylesen ne olacak? Sadece ya sabır demek gerekiyor. Tüm kurumları bunlardan arındıracağımız günler için sabırla beklemek gerekiyor. Bunun da anahtarı bizim değil, vatandaşımızın elinde. Seçimde bu işi çözecekler. Başka çaresi yok. Seçim derken aslında çok noktada erken seçim cumaliye değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü mesela, bir sürü kavramını toplantı, ben erken seçim olasılığına göre cümleleri onu aslında işaret ediyor dedi. Tam bunun sonrası
siyaseti bir okumayla erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemek çok mümkün. Çünkü gerçek anlamda erken seçim kararını siyasetçiler değil millet veriyor. Ve her girilen esnaf dükkanından çıkarken başkan seçim ne zaman diye soruyorlarsa, milletvekilim seçim ne zaman diye soruyorlarsa, her gidilen köy kahvesi erken seçim konuşuyorsa, her sohbetin sonu erken seçime varıyorsa ve işi vatandaşın nabzını tutmak olan gazetecilerin her basın toplantısında bir erken seçim sorusu varsa erken seçim kaçınılmazdır. Ancak benim gördüğüm anketler ve okuduğum anayasa, yani Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için alması gereken oyla bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti artı MHP'nin oyu bu mecliste ciddi bir şekilde azınlığa düştüklerini ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini gösteriyor. Bu şartlar altında Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrünü kısaltır cümlesinin sonundaki kısaltırıp bitirir olarak değiştirip kendisine iştirak ederim. Erken seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ömrünü bitirir. Daha doğrusu iktidarını bitirir. Muhalefette muhalefet partisi lideri olarak görev yapar mı onu bilmiyoruz. O kendi kararı olacak. Ama erken seçim ömrünü kısaltır diyor siyasi ömrünü. Onu bitirir diye görmek lazım. Bu anketlerle, bu sokakla, sokaktaki bu tepkiyle, bu geriye gidişle Erzurum'da kendi teşkilatına, kendi örgütüne kibir yapmayın, vatandaşı şunu yapın, bunu yapın diye bu uyarıları da okuduğunuzda kazanamayacakları bir seçimi yapmayacaklarını düşünüyorum. Kazanamayacakları bir seçimi mümkün olduğu kadar geç yapacaklarını, erken yapmayacaklarını, seçimi gününde veya gününe çok yakın bir yerde yapmak için direneceklerini düşünüyorum. Ama diğer yandan baktığımızda da vatandaşın bıçak kemiğe dayanmış, erken seçim dışında neredeyse bir gündemi yok. Bu kadar yoğun bir erken seçim gündeminin olduğu bir yerde de Tayyip Erdoğan ikili bir basınç arasında sıkışmış olacak. Birincisi vatandaştan gelen seçim talebi, ikincisi seçime gidersem kaybediyorum ve arkasından geleceklere hazır mıyım? İktidarı kaybetmeye, iktidarı devretmeye ve bu iktidar döneminde yaşananlarla ilgili hukuk önünde hata yapanların, hata yaptırdıklarımın ya da bana hata yaptıranların hep birlikte hesap vermeye hazır mıyız sorusunun basıncı karşısında iki basınç arasında kaldığını düşünüyorum. Tabii. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim unutmadan. Bu süreç Suriyeli sığınmacıların ilk geldikleri günlerdeki onların Türkiye'ye girmesindeki plansızlığı, düzensizliği, tedbirsizliği gösteren bir süreç. Hepsi geldiler ve girerken aşılarının olup olmadığı sorgulanmadı. Eksik aşıları yapılmadı. Karantinaya alınması gerekenler alınmadı ve Türkiye'de eradike olmuş, yani üstünlük sağlanarak yok edilmiş bulaşıcı hastalıklar ortladı Türkiye'de. O süreçte bunları söyleyen halk sağlıkçıları oldu. Umursamadılar. O süreçte şey diyorlardı. İşte Türkiye bütün dünyaya Suriyeli göçmenlere nasıl kucak açtığını gösterecek. Ensar muhacir ilişkisi var. Bu çok değerli bir ilişkidir. Orada söylenen uyarıların hiçbirisi dinlenmediği için Türkiye'de pek çok hastalık yeniden ortladı. Aşı programları değişmek zorunda kaldı. Artık yeni doğanlara yapmadığımız aşıları yapmak zorunda kaldık. Bir halk sağlığı problemine dönüştü. Örneğin şimdi Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenlerle ilgili de aynı tedbirsizlik ve aynı düzensizlik, aynı saçmalıkların tekrar ettiğini görüyoruz. Bunu sağlık açısından bir not etmek isterim.
2021 yılının ilk 7 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 62.687. 2020 yılında bu rakam 122.322 idi. Göç İdaresi verilerine göre Türkiye 2015 yılından itibaren artan oranda düzensiz göçle karşı karşıya. Ve hal böyle olunca Türkiye Suriyeli sığınmacılarla ilgili rakamlar ortada, hepimiz biliyoruz ve Türkiye'de çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyorlar. Şimdi de Afgan mültecilerle ilgili bir sıkıntı var. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, göçmenlerin bulunmasının sebebi Türkiye'nin barışçıl bir Suriye politikası izlememiş olmasıydı. Suriye'nin iç barışına hizmet etmek yerine işte 3 saatte gidip Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılma hayallerinden Suriye'deki rejim karşıtlarını eğitmek, desteklemek ve Suriye'de bir rejim değişikliği hayaliyle Suriye'yi karıştırdıkları için oldu. Suriye'de Esad rejimi hareketlenip karışıklığı bastırmaya çalışınca ondan kaçan 4 milyonun üzerinde göçmen şimdi Türkiye'de. Afganistan'da Taliban rejimi vardı. Afgan rejimi vardı. Taliban'la Afgan hükümeti arasında bir savaş oluyordu ve Amerika Afganistan'a çoktandır gitmişti. Orada bir denge vardı. Biden Afganistan'daki Taliban'la Afgan hükümeti arasındaki görüşmeler sürerken ve bir anlaşma bağıtlanmamışken ve Amerika'nın oradaki Taliban karşısındaki caydırıcı gücü var duruyorken çekildiler ve denge Taliban'ın lehine değişti. Burada Türkiye'nin Biden'la yaptığı görüşmelerde Amerika'nın erken çekilmesinin yaratacağı sıkıntıya dikkat çekmesi gerekiyordu. Yapmadılar. Taliban hızla mevzi kazanıyor. Taliban mevzi kazandıkça ondan kaçan Afganlar Türkiye'ye doğru yöneliyorlar. Sırf bu yüzden günde 1000'in üzerinde Afgan sığınmacı alıyoruz. Bu böyle devam ederse işte 6 ayda 180 bin, yılda 360 bin, 400 bin sığınmacı demek çok daha artabilir. Bunu görmek lazım ve Amerika ile masaya otururken öyle bir tek havalimanını yapalım, siz de bize şunu yapın, bunu yapın değil. Afganistan'daki Taliban meselesi kendi başına bırakılırsa Taliban'ın hem Türkiye'nin hem dünyanın başına ne büyük bir bela açacağını anlatabilmek lazım. Bunu yapmıyorlar. Afganistan'dan gelen her sığınmacı yine Türkiye'nin kötü dış politikası yüzünden, basiretsiz dış politikası yüzünden. Bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Türkiye ile İran arasında 534 kilometre sınır var. Bu sınırın ötesinde 2 milyon Afgan yaşıyor İran topraklarında. İran her fırsatta bu 2 milyon Afgan'ı Türkiye'ye doğru pompalamaya çalışıyor. Ve oradan da Türkiye'ye sürekli bir Afgan göçü geliyor. Oraya bir duvar örülmesi konuşuluyordu. O 80-84 kilometre örüldü, yarım kaldı. 534 kilometrelik sınırdaki tedbirler yetersiz. Oradan da sürekli düzensiz bir Afgan göçü var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak göçmenlere değil, başta savaş, komşuda iç savaş kışkırtıcılığı olmak üzere göçmen yaratan politikalara karşıyız. Ancak ülkemize bu göçmenlerin, gelmiş olan göçmenlerin ülkelerine dönmesi için ülkelerinde barışın sağlanmasını, ülkelerinde huzurun sağlanmasını ve herkesin kendi ülkesinde yaşamayı tercih edecek bir barış ve huzur ortamına katkı sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda yıllardır yaptığımız uyarılar Suriye konusunda bizi haklı çıkarmıştır. Bunu Afganistan meselesiyle ilgili de tekrar ediyoruz. Başka soru var mıydı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Görüşemezsek iyi bayramlar diliyoruz. Hepinize, ailelerinize selamlarımızı iletiyoruz. Yaz tatilinde ailelerinizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte huzurlu tatiller diliyoruz.